Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlere bir polinom, bir çarpanlara ayırma, bir logaritma sorusunu çözeceğim. Faydalı olması dileğiyle başarılar. Birinci sorumuz polinom sorusu. Yerçel katsayılı ve baş katsayısı 1 olan 3. dereceden bir px polinomu için p1 eşit p2 eşit p3 o da eşittir 2 olduğuna göre px polinomu sabit terimi kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi burada önemli olan dikkat etmemiz gereken arkadaşlar baş katsayısı 1 ve 3. dereceden bir polinom. Şöyle kurgulayabiliriz. Px polinomu baş katsayısı 1 olduğu için 1. Şimdi 3. dereceden ve dikkat ederseniz p1, p2 eşit o da p3'e eşit. Yani 1 yazdığımda eğer x eksi 1 yazarsam burası 0 olur. Yine 2 yazdığımda burası da 0 olur. Çarpı eğer 3 yazdığımda burası da 0 olur. Her bir seferinde sonuç 2 verdiği için ben buraya artı 2 yazarsam evet 3. dereceden ve 1 yazdığımda 0, 2 ve 3 yazdığımda 0 burası olur ve artı 2'si olduğu için sonucu da 2'yi verir. Dolayısıyla Px polinomu kurguladık. Px polinomunun sabit terimi soruyor. Sabit terim sorularında x gördüğümüz yere 0 yazılır. Yani x'i 0 yazarsak bizden p0 değeri nedir diye soruyor. Evet, x gördüğümüz yere 0 yazdığımda p0 eşittir. Buralara 0 yazdığımızda bu 1'i yazmayalım. Burada eksi 1 kaldı, eksi 2 kaldı ve eksi 3 artı 2. Bu işlemi sonuçlandırdığımızda bakın burası eksi 6 artı 2 daha o da eşittir. Eksi 4 olur. Doğru cevabımız A seçeneği. Evet, bir sonraki sorumuz çarpanlara ayırma harfli ifadelerle ilgili bir soru arkadaşlar. Burada ilk aklımıza gelen şey payda eşit demek arkadaşlar. Şöyle ki paydayı eşitlersek şurada çarptığımızda burayı x üzeri 2y ile çarptığımızda şöyle bir işlem olur. X üzeri 3y eksi 1 bölü x üzeri 2y. Şimdi bakın burada da payda eşit diyeceğim. Bölme var arkadaşlar. Yazayım ben önce. Bunların her birinin paydasında 1 varmış gibi düşünüp x üzeri y ile çarpıyoruz. Burayı da x üzeri y ile çarpıyoruz. Şöyle oldu. X üzeri 2y artı 1 x üzeri y bölü x üzeri y yazabiliriz. Artı 1 bölü x üzeri y'yi yazabilirim. Bakın buradaki bölme işlemini ben ne yapacağım? Çarpmaya çevireceğim. O da şu şekilde. Bakın. Ve burası küp açılımı olduğu aşikar. Bakın burası da birin küpü. Hemen bir kenara not edelim. A küp eksi B küpün açılımı nasıldır? O da şu şekilde arkadaşlar. A eksi B çarpı işte birincinin karesi A kare artı AB birinci ile ikincinin çarpımı ve ikincinin karesi B'nin karesi şeklinde formülü buraya yazabilirim. O zaman burayı şöyle çarpanlarına ayırabiliriz. X üzeri y eksi 1 çarpı işte birincinin karesi x üzeri 2y birinci ile ikincinin çarpımı x üzeri y artı 1 olur. Bölü aşağısı da x üzeri 2'ye yazıyoruz. Bakın bu bölmeyi çarpı deyip bunu ters çevirdiğimde arkadaşlar x üzeri y yukarıya gider. Şurayı şöyle yazabilirim. X üzeri 2y artı x üzeri y artı 1 şeklinde yazabilirim. Ve artı 1 bölü x üzeri y diyebiliriz. Peki burada gerekli sadeleştirmeleri yaparsak bakın şurası ve burası birbirinin aynısı. Sonra burada x üzeri y, burada da x üzeri 2y sadeleşirse burada x üzeri y kalır. Bunu devam ettirirsek arkadaşlar bakın burada paydaları aynı. Burada da x üzeri y var, burada da x üzeri y var. O zaman ben tek bir tane x üzeri y yazıyorum. Üstleri topluyorum. Artı 1. Burada da eksi 1 var. Birbirini götürdü. Yukarıda x üzeri y, aşağıda da x üzeri y kaldı. Sonucumuz 1. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Bu tarz sorularda olmadı. Değer de yazıp çözebilirsiniz sevgili gençler. Geldik. Üçüncü sorumuz logaritma sorusu. Yine cinsinden türünden sorusu. Bunu da şu şekilde düşünebilirsiniz. Kısa ve pratik olarak. Arkadaşlar burası taban 4, 7 ise o zaman bunu da tabanı 7 olacak şekilde düzenleyelim. Yani ters çevirirsem
2 tabanda 7'yi 7 tabanda 2 yazarsam o zaman x'i de ters çevirmiş olurum. Bunu yaptıktan sonra gerisi kolay. O zaman şöyle yazıyorum. Logaritma 7 tabanda 14'ü şu şekilde yazabilirim. Logaritma 7, 2 çarpı 7 yazabilirim 14'ü. Peki neydi logaritma çarpmada? Toplamaya dönüşürdü. O da şu şekilde yazabiliriz. 7 tabanında 2 ve 7 tabanda 7 şeklinde ayırabilirim. 7 tabanda 2 neydi burada? Bakın yazıyordu yukarıda. 1 bölü x artı 7 tabanda 7 1'di. Buradan da payda eşitlediğimizde 1 artı x bölü x olur. Veya x artı 1 bölü x'ten. O da doğru cevabımız E seçeneği olmuş olur. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduysa lütfen videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Takipte kalın.